Değerli Ulusal Kanal izleyicileri, Yalancının Mumu programına hoş geldiniz. Sizin için yine yalanları derledik, toparladık. Bir hazırlık yaptık. Evet, yine gündem yoğun. Yalan ayıklamakta zorlandığımız bir gün. İsterseniz ilk şeyimize başlayalım, konumuza başlayalım. Başlayalım. Çok fazla konu var, hepsini yetiştirebilmek babında. Evet. Hızlı bir giriş yapalım, evet. Evet, ilk görselimiz gelsin arkadaşlar. Evet, konumuz malum. Türkiye'de sürekli bir halde sürdürülen, özellikle Filistin direnişinin yükseldiği günlerde de bu propagandanın çok daha yoğunlaştığını gördük. Bir ırkçı, bir Arap düşmanlığının pompalandığını ve buna ilişkin de sosyal medyada çok fazla şey çıkıyor. Tabii biraz böyle paylaşıma baktığınızda zaten sosyal medyada genel olarak olduğu gibi bir kaynak belirtme, şu bu falan filan yok. Bir paylaşım, Kabaç diye bir hesaptan. Daha önce de benzer propagandayı yaptıklarına tanık olmuştuk. Burada da programda da konuşmuştuk. Ne diyor? Dünya nüfusunun %5'ini oluşturan Arapların, üretilen silahların %50'sini satın aldıklarını ve bu silahlarla birbirlerini öldürdüklerini, dünyadaki göçmenlerin %60'ının Araplardan oluştuğunu, ortak düşmanları İsrail'e karşı sadece beddua ile savaştıklarını biliyor musunuz? Bizdeki Arapçı tayfa ise bayrağındaki kırmızı rengi 1. Dünya Harbi'nden döktükleri Türk kanı olan Filistin işini alıyor. Tabii içinde bir sürü yalanı barındıran, evet, bir paylaşım. Ama hani bu tip paylaşımlar çok niye programa konu ettiniz diyebilirsiniz ama arkadaki, alttaki görüntülenme sayısını görüyor musunuz? 2.1 milyon görüntülenme. Yani bu propaganda aslında uyduruk bir metin. İki tane fotoğraf ve orada da Araplara dönük olumsuz propagandayı anlatmaya dönük görseller seçilmiş. Ve burada 2 milyon insan bu paylaşımı görüntülemiş. Şimdi ne diyor? Birincisi, dünya nüfusunun %5'ini oluşturan, aşağı yukarı doğru bir rakam, oran. Tek doğru bilgi. Tek doğru bilgi diyebiliriz. Üretilen silahların %50'sini satın aldıklarını. Göreceğiz şimdi dünyadaki şey ne, durum ne. Bunu söylüyor. Bu silahlarla birbirlerini öldürdüklerini, dünyadaki göçmenlerin %60'ının Araplardan oluştuğunu, ortak düşmanları İsrail'e karşı sadece beddua ile savaştıklarını. Bakın burada yani bir cümle içerisinde 4-5 tane yalan ve uydurmanın olduğunu görüyoruz. Yani bütün bunlardan Arapları suçluyor. Evet, tabii. Yani, tabii. Esas mesele o zaten. Yani göçmenler en çok oradan, evet, diye. Niye acaba? Neden acaba? Yani durduk yere göçecekler. Hani, Amerikan emperyalizmi ve İsrail Siyonizminin Büyük Orta Doğu projesiyle darma duman edip terör örgütlerini oraya yığarak, hatta dünyadaki belirli fundamentalist, aşırılıkçı denen kişileri toparlayıp o bölgede götürerek, Suriye örneğinde gördüğümüz gibi, yahut Libya'da yaptıklarını Kaddafi'ye karşı gördüğümüz gibi, kendi silahlı güçleriyle tırlarca silahı, değil mi? Yani sayamamıştık PKK'ya gönderilen Amerikan silahlarının miktarlarını. Yani 24 bin tırlar falan civarındaydı. Sonra ipin ucunu kaçırdık. Yani 24 bin tır silah ne demek ya? Mesela bunların hiçbirini görmüyoruz. Ne deniyor? İşte ve birbirlerine karşı öldürdükleri. Yani o terör örgütleri Arapların kendiliğinden, kendi içinden çıkan yapılar mı? Yani bir silahlı güç, devlet silahlanması durumu mu yani buradaki meseleyi açıklayacağımız şey? Bölgedeki mesele ta 1970 petrol krizinden sonra özellikle bölgede bunun şiddetinin sürekli arttığını gördük. Yani bölgede bağımsızlıkçı, emperyal sistemden bağımsızlıkçı geleneklerin hepsine boğulmaya çalışıldığını. Geçmişte işte Bağız'da gördük bunu. Bugün yine Siyonizme karşı mücadele eden, Amerika'ya karşı mücadele eden ve onlara karşı tam böyle gürül gürül mücadele etmese bile onların çıkarlarına birazcık çentik koyan, biraz milli tutumlar sergileyen bütün ülkelere ve liderlere karşı oraya işte 91'den itibaren özellikle
bir savaş ihracı var. Yani silah ihracı değil oraya yapılan şey. Amerika haritamız tarafından. Var. Ulusal Kanal izleyicisinin çok aşina olduğu bir harita. İkinci görselimiz gelsin arkadaşlar. Evet. Yani şimdi... Bu haritaya da ne, Condoleezza Rice... Daha 2000... bu tarafı da var haritada. Evet. Amerika Dışişleri Bakanı'ydı o dönem 2007 yılında. Condoleezza Rice ne demişti? Fas'tan Moritanya'ya kadar 24 Müslüman ülkenin sınırları ve rejimleri değiştirilecek. Yani bölgedeki savaşların kaynağını Arapların etnik kökeninde ya da milli tarih içerisinde tanımlayamıyoruz. Burada tanımlayabiliyoruz. Yalın ayak gezdikleri için değil yani. Deveye bindikleri için değil. Tamam. Onlar şey oryantalist bakış açısıyla. Göçmen var çok fazla Araplar. Ya bir film sahnesi izlemiştim. Bir Iraklı çocuk işte Amerika'nın Irak işgaline ilişkin birkaç şey söylediğinde işte senin burada ne işin var diye bir başka öğrenci ona tepki gösteriyor. Çık git ülkemizden, seni bu ülkede istemiyoruz. Yani Amerika'da bir üniversitede okuduğu için. O da diyor ki evet çıkıp gideceğim ama siz benim ülkemden çıktığınızda çıkıp gideceğim diyor. Yani orada Irak'ta olsun, Afganistan'da olsun, Libya, Suriye bütün bu örneklerde emperyalizmin saldırganlığının sonuçlarını görüyoruz. Yoksa Arapların bir durumunu değil. Burada işte Türkiye'de özellikle Suriye meselesinde AK Parti hükümetinde hatalarının getirdiği bir sonuç olarak aynı zamanda bir Suriyeli düzensiz göçlerin oluşması durumu ve bunun yarattığı halkta rahatsızlıklar var. Belli rahatsızlıklar da elbette haklı. Yani Türkiye ekonomisi ve durumu açısından belli diyelim sıkıntılar da getiriyor. Ama belli avantajlar da getiriyor. Türkiye'de hani göçmenlerin varlığını bir olumsuz unsur olarak değil, tam tersine iş gücünün ve üretimin artması açısından bir fırsat olarak da değerlendirmek mümkün. Ama tabii bizim bakış açımız şudur ki Suriye'deki bu emperyalist saldırganlık ve oradaki emperyalizmin denetimdeki terör örgütlerinden temizlenmesi bölgenin zaten çok sayıda göçmenin oraya geri dönmesinin koşullarını da yaratacak. Ya bir de çok bir ama işte bu rahatsızlığı kullanıyorlar. Kaba ve sığ bir bakış açısı. Silah alanlar birbirini öldürürler. Şimdi mesela Suriye silah ithal etmesin. Şimdi Suriye Rusya'dan silah almasın. Ya o zaman da Filistin gibi işte başlıyorsunuz adamların füzeleri var, yok demir kubbeleri var, şunları bunları var. Siz neyiniz var da saldırıyorsunuz? Ey Hamas. İsrail ediyorsunuz. Yani kendi ülkesini savunmak için silah ithal etmek zorunda kalan, çünkü altyapısı buna müsait değil, geri bırakılmış, bilmem ne yapılmış falan. Adamlara da o zaman sen şey... Yani burada kaba silah ithal eden herkes şeydir. Nasıl diyeyim? Savaşa sebep oluyor gibi bir sonuç çıkıyor. Ve o silah ithalat, ihracat ilişkilerinde de Amerika merkezli tekellerin, silah tekellerinin, yani toplamda bu ülkelerdeki savaş ortamını da yaratan ya da Siyonist İsrail'in buradaki rolünü değil de burada hedef olarak Arapları göstermek kadar büyük bir yalancılık ve hani insanları yanlış hedefe yöneltme çabası bir örneği olamaz yani. Ya da Türkiye örneğinde mesela hava savunma sistemleri ambargosu yaşadık. Amerika ve NATO ile karşı karşıya geldik. S-400 alma seçeneğine yöneldik. O zaman biz bunu ithal etmeyelim, gelsinler bizi vursunlar. Yani biz de Müslüman ülkeyiz. Savunma sistemlerini geliştirmek uzun süreli bir şeyi gerektiriyor, çabayı gerektiriyor. Türkiye'de bu rotaya girme anlamında olumlu örnekler de ortaya koyuyor. Bir yönüyle savunma sanayisini geliştirmesi anlamlı. Ama yani Arap ülkelerini düşündüğümüzde tabii buralarda şunu göremiyor bu bakış açısı. Yani bir taraftan mesela geçmiş dönem açısından Körfez ülkelerinin hep bir yine Amerika ile işbirliği çizgisi içerisinde olduğunu, hatta belli terör örgütlerini finanse etmek ve silahlandırmak anlamında Amerika ile birlikte hareket edip çeşitli adımlar attığını, hatta Büyük Ortadoğu Projesi bağlamında da Körfez'deki ülkelerin belli adımlarının olduğu. O yüzden de bu haritada Körfez ülkelerinde çok fazla bir oynama olmadığını falan tanık olmuştuk. Ama onlar da artık ABD karşıtı bir konuma kaçınılmaz olarak geliyorlar. Özellikle son 2-3 yıl içerisinde bu hızlandı. Yani aslında toplamda Arapların toplamına baktığımızda cephesini olabildiğince emperyalizme karşı koyan, bu eğilimleri kuvvetlenen konumlardalar. Ve Türkiye burada bir anahtar ülke. Türkiye burada devreye girdiğinde ve o ülkelerle eşit bir ilişki düzleminde ama kendi devlet örgütlenme birikimi ve tecrübesiyle tırnak içinde bir nasıl diyeyim
tecrübesini paylaşmasıyla birlikte biz komşularımızla birlikte direneceğiz aynı zamanda Amerikan emperyalizmine. Bizi de tehdit eden, PKK'ya bu kadar silah ve eğitim yardımı yapan Amerika'ya bu ülkelerle birlikte direneceğiz aynı zamanda. Çok doğru yere geldim. Aynı bu diyelim paylaşımı yapanlar ya da bu bakış açısı ele alanlar bir de Arapları kendi kaderine bırakma fikrini Türkiye'de savunuyorlar. Tabii. Yani Türkiye diyelim oraya yardıma gitmesin. Bırakın ya Araplar topraklarını satmadılar mı? Biz hep bunu işlemedik mi yani? Filistin'i bu hale getiren yani kendi dedeleri bilmem neleri şey değil mi? Niye karışıyorsunuz? İşte döktükleri Türk kanının rengini bayraklarına evet. koydular. Yani bir ülke eğer bağımsız bir ülke kuruyorsa, bayrağında kırmızı rengi kanla ilişkilendiriyorsa o kendi döktükleri şehit kanları için onları tanımlarlar. Yani bu da zaten bir genel, daha önce de işlediğimiz için uzun uzun konuşmayalım ama yani Arapların kendi devletlerini kurması Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş süreci, önce hatta Kurtuluş Savaşı süreci ve sonrası açısından da orada bağımsız ülkeler olmasından rahatsızlık duyacağımız bir durum yok. Tam tersine bunu olumlu görüyor Cumhuriyet'in kurucuları da. Doğru olan da bu. Hatta bir konfederasyon planı da var Mustafa Kemal Atatürk'ün planladığı. Ve olabildiğince orada biliyorsun Fransa ve İngiltere hakimiyeti vardı. Oralardaki bağımsızlık eğilimini güçlendirecek ve Arapların da Fransızlara, İngilizlere karşı bütün girişimlerinde bir destekleyen pozisyon. Prensleri Türkiye'de ağırlaması Tabii. falan o dönem için. Peki söylediği gibi mi? Yani bu işin siyasi boyutuna ve diyelim biz kendimizi bir yerlere getirdik, bağladık ama içinde diyor ki %50 üretilen evet. silahların %50'sini aldı. Ondan sonra dünyadaki göçmenlerin %60 Araplardan oluşuyor. Bu bilmiyorum yani onu baktık tam bulamadık. Yani etnik olarak bulamadık. İsterseniz bir sonraki görselimizde bu silah üretimiyle ilgili tabloya bakalım. Şimdi burada iki tablo var. Biri üretenler, diğeri ithal edenler. Yani burada tabii ülke ülke tanımlama evet. yapmışlar. Yani birinci sırada doğal olarak dünyadaki en büyük silah evet. üreticisi 2010, pozisyonda 17, ABD. 23 kıyaslaması var. Bir de 18-22 var. Evet. Burada artış azalış miktarlarını da satan ülkeler, evet. ihraç eden ülkeler açısından koymuşlar. Ama esas tablo bu tarafta. Yani şunu görüyoruz. Amerika'nın en fazla silah sattığı birinci ülke Suudi Arabistan. İkincisi Japonya. Üçüncüsü Avustralya. Yani evet Suudi Arabistan bir Arap ülkesi ve uzun dönemli bir tabii artık bu durumda değişme evet. potansiyeline sahip ama hep geleneksel olarak Amerika ile birlikte hareket eden bir ülkeydi yakın zamana kadar. Peki Rusya açısından en fazla Hindistan, Çin, Mısır. Hani orada da 3. sırada Mısır'ı görüyoruz. Yine Fransa açısından Hindistan, Katar, Mısır. Yani biz buradaki veriler ama %50 değil bir kere. Hani satın alım açısından ama hani Arap ülkelerinde silah aldığını zaten niye aldığını ona dair durumları da ifade ettik. Çin'in en fazla sattıkları Pakistan, Bangladeş ve Sırbistan. Bir Arap ülkesi yok burada. Almanya, Mısır burada var. Keşke Asya güçlerinin sattığı birinci sırada Arap ülkeleri olsa. Tabii tabii. Yani ya evet. daha doğrusu şunu anlatmaya çalışıyoruz. Toplam olarak hani %50'sinin Arap ülkelerine gittiği iddiası evet. doğru değil. İkincisi hani şu doğru. Araplar kendileri silah üretemiyor. Yani şeye bakarsak evet. çok sınırlı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin %0.4 gibi küçük bir orana tekabül ettiğini görüyoruz. Mesela Türkiye 12. sırada. Ya bir de 1.1. tehdit orada. Ya savaş orada. Ya. Evet. Şimdi savaşın olduğu yerdeki ülke, ülkesi tehdit edilen ülke. Gördük o haritaları yayınlanmıştı. Onlarca ülkenin sınırları değişecek denmiş. Arap Baharı onun üzerine ayrıca şeyde de başlamış. Afrika'nın kuzeyinde de diyelim ülkelerin sınırları da değişmiş aynı zamanda. Siz şimdi bu ülkeler diyorsunuz ki aynı zamanda silah üretemiyor. İthal de etmesin. Şimdi Norveç ne yapacak silah? Norveç ne yapacak? İsveç ne yapacak? Belçika ne yapacak silah? Yani onları tehdit eden bir emperyalist kuvvet yok ki orada. Evet. Onları tehdit eden emperyalist kuvvet yok. Ne yapacak? Rusya'nın silah ihtiyacı var. Türkiye'nin silah ihtiyacı var. İran var. İran'ın var. Evet. Bunların işte Arap ülkelerinin var. Hepsinin düşmanı ortak. Yani Arap'ın düşmanı Arap değil ki yine birbirinin düşmanı değil. Emperyalist devletler. İsrail Arap ülkelerinin ve Türkiye'nin düşmanı. Yine Amerika, Batı, NATO. En büyük savaş aygıtı onlar. Yani baktığımızda mesela görüyoruz ki Amerika'nın sattığının %19'u Suudi Arabistan'a. İşte Rusya'nın sattığının %9'u Mısır'a. Fransa'nın sattığının %17'si Katar'a, %8'i Mısır'a. Yani oranlara baktığımızda %50'nin bir palavra olduğunu zaten görüyoruz. Şimdi burada şöyle çünkü, bir... özür dilerim hani bu 3 ülke zaten 40, 16, 11
67'sini saydım sadece. Onlardaki oranlar bile belli. Çin'i eklediğimizde, Almanya'yı, İtalya'yı eklediğimizde, bu işte İngiltere'yi eklediğimizde, aslında neredeyse Türkiye'ye kadar eklediğimizde %90'ın üstünde bir kısmı tekabül ediyor. Ve oradaki oranlarda da hani %50'nin bir uydurma olduğunu görüyoruz zaten. Bir toplam havuz. Ya toplam havuz. Yani parça parça bütün silahların toplamından elde edilmiş bir veri. Yani burada teknolojik olarak ileri düzeydeki silahların nerelere ihraç edildiği, kimlere verildiği konusunda şey yok. Tartışma yok. Çünkü onlar kendilerine tehdit oluşturan ülkelere, diyelim emperyalist kuvvetler, onları vermiyor. Mesela Amerika'nın Türkiye'ye diyelim ürettiği üst düzey silahları vermedi. Türkiye'nin S-400'e yöneldiği süreç gibi. Benzer süreçleri yaşayan diğer ülkeler de var. Bir görselimiz daha var değil mi? Şeyle ilgili toplam oranlar. Yok. Savunma harcamaları. Yok. Onu koymadık. Dur. Ya şunu da söylemek lazım. Ya burada meseleyi silah ithalatına indirgemek de çok büyük bir yanlış. Dünyada savunma ekonomisi açısından baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri tek başına yani neredeyse dünyanın geri kalanından daha fazla. Hani eğer bir %50 civarı bir rakam ifade edeceksek, bir oranlama ifade edeceksek bunu Amerika açısından söylemek mümkün. Mesela dünyadaki ülkelerin sahip olduğu toplam uçak gemisi sayısından daha fazla sadece Amerika'nın uçak gemisi var. Hani orada bile %50'den fazla bir durumun söz konusu olduğunu görüyoruz. Önce Amerika, tabloyu tabii, vermedik yani, ama şurada çıkarttım. 100'e yakın üssü var dünyanın çeşitli merkezlerinde. Hepsinde silahlar yığılı durumda. Ne yazık ki bizim ülkemizde de İncirlik üssünde. Yakın zamanda da Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek İsrail'e Agratur Hava Üssü'nden, İncirlik'ten kalkan uçakların Güney Kıbrıs'a, oradan da İsrail'e silah taşıdığına dönük açıklamasını takip etmiştik. Ve orada sorular sormuştu hükümete. Ne taşındı bu uçaklarla? Bunun bilgileri Türk hükümetine veriliyor mu şeklinde. Yani bizde de var bu üsler. Bizde de var Amerikan silahları ve mühimmatları. Hatta nükleer silahlar meselesi bile 45'ten beri bu dünya sistemi içerisinde, özellikle 52'de NATO'ya girdiğimizden beri Türkiye topraklarında Amerikan nükleer silahlarında olduğu, hatta Küba krizi sırasında buradan fırlatılmasının gündeme geldiği, Sovyetler Birliği'ne bile hatıramızda olan tarihteki olaylar. Tablo şöyle. Amerika 877 milyar dolar 2022 savunma bütçeleri. Sonra Çin geliyor. Sonra Rusya geliyor. Hindistan geliyor. Suudi Arabistan 75 milyar dolar. Yani Suudi Arabistan hem tablo geldi. Hem ihraç ediyor. Aynı zamanda savunma bütçesi tabii o düzeyde yani yüksek. İlk ona baktığımızda Suudi Arabistan'ın 10 katından daha fazla Amerika'nın harcama hacmi. Bu arada sadece 2022 yılına dair veri bu. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin yıllardır biriktirdiği silah mühimmat birikimi, mevcut silah gücünün ötesine sadece 2022 yılında. Peki resmi olarak bakarsak Amerika herhangi bir savaş yapıyor mu şu an? Bakın dünyada herhangi bir savaşın içinde olmayan ülkenin toplam savunma bütçesine bakalım. Yani baş tehdit olan Amerikan emperyalizmini maskelemek için işte belli ırkçı durumları da kaşıyarak, az önce gördüğümüz paylaşımda olduğu gibi, Türkiye'de bilinçli bir Arap düşmanlığı yapıyor. Bu özellikle ABD emperyalizminin ve İsrail Siyonizminin devasa saldırganlığını örtmek için. Ya 1945'ten beri bu dünyada çıkmış neredeyse bütün savaşların müsebbibi, yani %90'ı Amerika Birleşik Devletleri en az. Çünkü başka emperyalistlerin de, Fransa'nın da, İngiltere'nin de çıkarttıkları var. Yahut diyelim 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki süreci esas alırsak, yani bir emperyalist ülkenin parmağı olmayan bir darbe süreci, askeri darbeler, kalkışmalar, katliamlar ve bizzat işgaller. Şimdi Henry Kissinger vefat etti 100 yaşında. Amerika'nın Dışişleri Bakanı da yapmış bir isim. Yani Kamboçya'yı bu adamlar milyonlarca insanı katledecek şekilde, hatta yasa dışı bombalar kullanarak, oradaki ormanları yakarak müthiş bir katliama imza attılar. Başkan Nixon döneminde Amerikan başkanı. Mesela bunlardan falan değil mi söz eden yok. Yani sadece Kamboçya'da ABD'nin yaptıklarının ve orada öldürdüğü sivillerin sayısı, orada yaptığı insanlık suçlarının çapı, sadece o olaydaki çapı dünyada bir daha meydana gelmemiştir. Yani böyle bir gerçeklik ve tablo var ama bunu örtmek için
İşte Araplar silah alıyorlar, birbirleriyle şey yapıyorlar. Sonra da göçmek zorunda kalıyorlar. Sanki Amerika'nın, İsrail'in hiç burada bir etkisi yokmuş gibi. Ya temel prensip, savaş istemiyorsak da silahlanacağız. Tabii. Yani öyle silahlanmaya karşı çıkarak işte diyelim Arap ülkelerinin diyelim savaşmasını istemiyorsanız. Ya savaşı yani engellemek için de buna ihtiyaç var. Tabii. Aslında bugün hani... Ya Çin'in şu savunma bütçesi olmamış olsa, diyelim Çin, Japonya'dan hatta Türkiye gibi bir savunma bütçesine sahip olmuş olsa çoktan dünya savaşı çıkmıştı. Çok kutuplu olması ve oralarda milli devletlerin kuvvetlenmesi, bunların silahlı güçlerinin emperyalist, saldırgan, dünyanın jandarmalığına soyunan ABD'nin karşısında güçlü olması barış iklimini yaratacak. Bakın ABD'nin şu an elinde bir tek bir dolar saltanatı kaldı. O dolar saltanatını sürdürebilmesini sağlayan şey de bu devasa silahlı gücü. Onu dengeleyecek kuvvetler olduğu müddetçe dünya bu dolar saltanatından da kurtulacak. Bu uyduruk neoliberal sistemden de kurtulacak. Ona doğru da gidiyoruz zaten. Bunun olduğu koşullarda o zaman işte barış imkanı oluşacak. O zaman silahlanmanın düşme imkanı oluşacak. Hani bunu da diyelim silahlanma durumunun da sonsuza kadar devam edeceği gibi bir şeyde bulunmuyoruz. Yani bu dengenin yaratılması, çok kutuplu bir dünyanın varlığı, daha insancıl ve savaşların da ortadan kalkacağı bir barışçıl iklime doğru insanlığın gitmesi açısından da bugün elde silah emperyalizme dövüşmeye ihtiyaç var. Başka bir çaremiz yok. Aslında Türk ordusunun yaptığı da bu. Diyelim o silahları alan Arap ülkelerinin de bir kısmının, hepsinin diyemiyoruz şimdilik ama oraya doğru gidiyor. Yine emperyalizmin hesaplarını bozmaya dönük o silahların kullanılacağını da not düşmek lazım. İstersen diğer konu başlığına geçelim. Geçelim. Şimdi Masum Bayraktar isminde biri var. Zaman zaman böyle gündeme geliyor. Bugün de 2-3 videosu ve yaptığı açıklama çokça gündem oldu. Sosyal medyada paylaşanlar oldu. İsterseniz bir onları izleyelim, biz de üzerine konuşalım. İkisini arka arkaya verebiliriz. Stüdyoda ses verebilir misiniz arkadaşlar? Erkeklerin sesini duyacağı şekilde konuşması. Hocam bir hanımefendinin komşuları duyacağı şekilde veya yoldan geçen bir insanın duyacağı şekilde. Evet. Duyacağı şekilde konuşmasına, evet sesli konuşmasına, hatta cazibeli konuşmasına asla cevaz yok. Cazibeli konuşmazsa, yani çekici olarak konuşmazsa, karşısındakine cevap niteliğinde cevap verirse bunda bir beis yok. Tekrar ediyorum ama cazibeli olmayacak. En yaşlı hanım, ablamız, annemiz, büyüğümüz bile telefonla konuşurken zannedersin ki gencecik bir bayan. Ya baba ne yapıyorsun sen ya? Ya ne yapıyorsun ya Allah rızası için ya? O yüzden hanım kardeşlerimiz sesine ne yapması lazım? Dikkat etmesi lazım. Ama tekrar ediyorum. Mı demiş hocam? Aynen işte. Biraz önce söylemiş olduğumuz konu. Bak biz dikkat edersek aynı biraz önce konuştuğumuz meseleyle alakalı. Mesela bizim televizyonda çok şükür hamdolsun bu zamana kadar zaten bir ilkemiz FMTV'nin. Nedir o? Kadın görüntüsü yok. Kadın sesi yok. Yani dolayısıyla bu tür şeylere bir çok dikkat ediyoruz. Hatta kadın görüntüsü olan şeyler dikkat ederseniz ne yapılıyor? Görüntü olarak kapatılıyor yani. Buzlama yapılıyor anladığım kadarıyla. Yani sonuçta bunlara biz dikkat, bu hassasiyetten dolayı da çok gerçekten çok şeyiz yani. Yani sonuçta bir TV olarak belki de bir ilki yapıyoruz şu anda. Rabbim inşallah bu ilkemizi sonuna kadar devam ettirmeyi bizlere nasip eylesin. Üstüne söylenecek çok söz var. Yani bu rezil açıklamalar gerçekten hani İslam adına İslam düşmanlığının da ifadesi oluyor. Yani
ya kadınların yok telefonda konuşurken yaşlı bir kadın genç kız gibi duyuluyor sesi deyip bundan rahatsız olmak. Kadının sesinin dışarıda duyulması bir cazibeli konuşmasın. Cazibeli konuşursa bu caiz değildir demek. Biz televizyonumuzda zinhar hiçbir kadını ne sesini ne görüntüsünü vermiyoruz. Bunun da devam etmesi gerekir ve devam edecektir inşallah demek kadar. Yani bir rezalet olamaz. Eğer burada Rütü'ye de çağrımızı yapıyoruz. Böyle bir televizyon kanalının kadınları çalıştırmamakla, görüntülerini göstermemekle övünen ve kadını bir nasıl diyeyim bir günah nesnesi olarak sadece tanımlayan bu kafa yapısına, bu anlayışa yayın hakkı da verilmemeli. Ötesinde şeyler de var da yani en azından Rütü'ye de bu çağrıyı yapmak gerekir. Ya mesela bir aklıma gelen ilk örnek şu. Bu provokasyon bir de yani halkı kim ve nefrete düşürmek tabii, gibi çok böyle mevzuatta yazılı bir sürü suç bu konuşma üzerine çıkartılır. Çıkartılabilir. Ya şöyle bir şey de var yani İslamiyet'in doğuşuna bakıyoruz. Bir büyük uygarlığın sıçrama noktasıdır. 7. yüzyıldan itibaren neredeyse işte 11. yüzyıla kadar orada da zirve noktasını görüyoruz bir anlamda. Yani kadının toplumsal hayattaki yeri açısından bir gerilemeyi değil, bir ilerlemeyi görürüz. Yani mesela hep şu örnek gelir benim aklıma. Hristiyanlık deyince mesela aklımıza gelen kadınlar kimlerdir? Hani Hristiyanlığın tarihine baktığımızda. Bir İsa'yı doğuran Meryem Ana dışında bir kadın figürü neredeyse şeyde yoktur. Diyelim Hristiyanlık tarihinin içerisinde. Ama İslamiyet tarihine baktığımızda işte Hazreti Ayşeler, Hazreti Fatmalar, Hazreti Hatice'ler yani ve bunlar hep önder ve öncü pozisyonlarda olduğunu görürüz. Yani kadını daha önceki Bedevi Arapların toplumsal yapısı içerisindeki yerinden çok daha ileri bir noktaya taşıdığını görürüz. Tabi bu tip olgulara bakarken hep tarihsel bakmak durumundayız. Yani bilimsel bir şekilde meseleye bakacaksak. Yani 7. yüzyılın koşullarında, 8. yüzyılın koşullarında dünyanın toplamına baktığımızda diyelim Roma'da bile, mesela Roma'da kadınların, kız çocuklarının daha doğrusu aile dışında ismi konuşulmuyor. Yani primar, sekünder falan diye böyle birinci kız, ikinci kız falan diye. Yani toplamda pek çok diyelim uygarlık içerisinde belli ilerlemelerin olduğu yerlerde bile kadının, hatta bile demeyelim biraz o uygarlaşmanın olduğu yerde kadını bastırmada başlıyor. Köleci imparatorluklarda da, feodal yapıların içerisinde de hep bir kadını hedef alma durumu var. Ama mesela İslamiyet'in bulunduğu coğrafyadaki eski duruma göre bir ileri aşama olduğunu görüyoruz. Kadının özgürleşmesi anlamında da. Bunu şimdi 21. yüzyılda çok daha ileri bir noktada tanımlamak doğruyken ama bir taraftan da böyle rezilce örneklerle de karşılaşıyoruz hala. Evet kimmiş bir bakalım. Yani tabii dediğin gibi dediğin noktadan baktığın zaman bugün diyelim Diyanet çevrelerinde bizim anladığımız anlamda o muhafazakar kesimleri de temsil etmediğini görüyoruz. Biraz daha işin şeyindeler. Maddi boyutundalar. Marjinal çok bir kesimine marjinal kesimi biraz da o yüzden zaten aldık. Yani ya bunlar marjinal. Hani bunlar marjinal. Onu görülsün diye. Çünkü sadece bu videoyu diyelim internette insanlar gördüğü zaman ya şuna bak işte İsmail'a bütün AK Parti seçmeni böyle düşünüyormuş gibi algılayan yanlış algılamalar var. İsmail'a cemaatinden falan filan diye böyle diyelim görüp ondan sonra aa bak işte muhafazakarlık bu, kadın düşmanlığı bilmem ne falan deyip işte oradan diyelim Diyanet düşmanlığına vesaire yükselen bir şey var, tepki var. Bir bakalım, bir sonraki görselimizi arkadaşlar getirebilirlerse. Tabii, yanlış anlaşılmasın, yani şu konuşmalara herkes doğal olarak tepki gösterir. Ha, tepki o gösterir, ayrı tabii, ama tabii. Ya bizi zaten hani tepki gösteriyor. Yanlış yani. Bir tabii, yere göndermiyor. Ya adam bu yani, hani onu göstermek için yapıyoruz aynı zamanda. İsmail Ağa adına para toplayan biri. Yine aynı soruşturmada şey var. Suriye'de İdlib bölgesinde yapılan kıza yardımlarını kendi yardımları gibi gösterip buralarda para toplamaları. Bu yüzden yargıya taşınmaları. İsmail Ağa cemaatindiniz, o dernekteniz diyerek diyelim bir takım yerlerden para topladıkları bu yüzden dava edildikleri. Bu Fatih Medreseleri adı altında diye devam edelim bir sonraki görselimizde. Şimdi kadın düşmanlığın bu noktada olduğu yerde Atatürk düşmanlığı da kaçınılmaz. Burada ileri bir düzeyde var aynı zamanda.
Bunu yaklaşık 5 sene önce falan söylüyor. O zaman da gündeme gelmiştir. Belki bilenler bilir. Yani aynı kişi. Onu göstermek için. Atatürk'ün o size ölmeyi emrediyorum sözüyle ilgili Atatürk asker maaşıyla bu kadar mal varlığını nasıl yaptı? Ondan sonra devam edelim bir sonraki görsel. Hilafetin 400 bin silahsız cengaverine. Ya evet. Silahsız cengaveri mi Mehmetçik Çanakkale? Burada diyor ki Çanakkale Savaşı konuşulurken hilafetin 400 bin silahsız cengaverine bilerek sizi ölmeye emrediyorum dedi. Hilafetin ve saltanatın gerçek askerlerinin kıyımı yapıldı ya orada. Filistin'de 65 bin askerimiz, bilmem 365 bin topla esir bırakıldı deniliyor. Atatürk'ü koruma kanunu eleştirirken de şunu söylüyor. Senin hakkında koruma yasaları var. Demek ki mide bulandıracak işlerim var. Sultan Vahdettin Han tüm sarayı boşaltabilecekken kendine yetecek kadarını aldı. Atatürk asker maaşıyla bu kadar mal varlığını nasıl yaptı? Neymiş ölürken bağışlamış deniyor. Ya yani yalanlar ve uydurmaların, iftiraların ötesinde bir de yani hesap yok ya. Yani bir matematik kafası yok. Yani 400 bin silahsız insanla bir ordu olabilir mi? Yani akıl, birazcık akıl ya. Birazcık akıl ve mantık. Yani uydurmanın boyutunu göstermek açısından söylüyorum. Filistin'de 65 bin askerimiz 365 bin topla. 365 bin top. Ne demek ya 365 bin top olabilir mi ya bir savaşta? 365 bin rakamını algılayabilir mi izleyicilerimiz? Ve topların boyutlarını düşünebilir mi? Yani siz 365 bin... Her bir topu ortalama 5 kişinin taşıdığını düşünürsek... Yani bu kadar izansız mantık, akıl, hiçbir şey olmadan bu raddede iftiralar, uydurmalar, yalanlar, Atatürk düşmanlığı, kadın düşmanlığı, dolandırıcılık, bunların hepsinin bir arada olduğunu görüyoruz. İşte o yüzden Türkiye şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar ülkesi olamaz derken aslında Cumhuriyet'in ve bir demokratik toplumun tanımını Mustafa Kemal Atatürk çok esaslı bir şekilde yapıyor. Yani bunlardan işte FETÖ gerçeğinde de bunu çok daha net bir şekilde gördük. Bu tip yapılanmalar içerisinde toplumu çürüten, yozlaştıran, işte kadın düşmanlığı, cumhuriyet düşmanlığı noktasında filizlenmelere alanların açıldığının bariz bir örneği. Ama bunlar içerisinde de en geri ve en diyelim marjinal örneklerden birisine burada da bir yandan yazıyor. Tanık oluyoruz. Şey, İsmail Ağa cemaati adımız izinsiz kullanıyor diyerek de ona karşı dava açmış. Evet. Ahmet Mahmut Ünlü'nün de kendisiyle ilgili bizimle ilgisi yoktur, kimse aldanması falan gibi açıklamaları vardı. Araştırırken onları bulduk. Bu şey var yani tarikat ve cemaatler üzerinden kişisel zenginleşme için, dolandırıcılık için. Bu şey başladı bir de son dönem. Yapılar ne yazık ki alan da yaratıyor. Abdülhamit... Tamam, o çok yükseldi. Hani son dönemki ideolojiye paralel olarak. Bir de Vahdettin de aslında şey oluyor. Yani Vahdettin'e şunu demeyin, bizim padişahlarımıza bunu demeyin. Özellikle son dönem padişahlarıyla ilgili halk içinde ya biz padişahı deviren bir milletiz. Padişahı devirmişiz, egemenliği kendi elimize almışız, cumhuriyet kurmuşuz, bir devrim yapmışız falan. Ama şimdi böyle seslerin de zaman zaman yükseldiğini görüyoruz. Saçmalık. Yani tabii ki tarihsel... bakacağız meselelere ve tarih içerisindeki şahsiyetlerle ilgili o tarihsel gerçeklik içerisinde değerlendirmelerde bulunacağız. Yani genelde bu işte Vahdettin'in pozisyonunu bir şahsiyet olarak değil bir olgu olarak baktığımızda şunu görüyoruz. İngilizlerle işbirliği yapan, bu ülkenin işgaline göz yuman, hatta o işgali yapanlara işbirliği yaparak kendi saltanatını koruma pozisyonunda bulunan bir kişi olarak bütün tarihsel gerçeklik bunu gösteriyor. Ve Mustafa Kemal Atatürk hakkında idam fermanları çıkaran, Kurtuluş Savaşı'nı yapanların katledilmesine için bir nevi öldürülmesi için ordu kuran, adına da hilafet ordusu diyen bir kimseden bahsediyoruz Vahdettin'den bahsederken. Daha sayalım mı? Yani Türkiye'ye ihanetinin daha ne kadar net belgeleri olabilir. Şöyle bir eğilim var ya aslında yani bu başlı başına bir program konusu da ya yani bütün tarih bizim. Osmanlı da bizim. Bu diyelim Türkiye Cumhuriyeti de bizim. Atatürk de Osmanlı paşasıydı falan. Şimdi buradan bakınca işte Osmanlı ile Cumhuriyeti barıştırma çabası içerisine girip işte Abdülhamit de bizim, Atatürk de bizim, Vahdettin de bizim, Atatürk de bizim sonucu çıkıyor. Hani bir takım insanlar bunu iyi niyetli gösterse de farklı bir tarih yazımına doğru gidiyor gibi sanki işi. Tabii. Ama bu tutmaz. Yani bütün gerçekliğiyle, bütün belgeleriyle bildiğimiz bir durum bu. O hani algı operasyonuyla bilinçleri değiştirme vesaire
Yemez kardeşim. Yani bu ülke, bu cumhuriyet Kurtuluş Savaşı'yla emperyalistlere karşı şehitler vererek hepimizin ailelerinin, dedelerimizin dedelerine baktığımızda neredeyse mezarları yok. Yani hepsi savaşlarda şehit düşmüşler. Böyle bir gerçekliği içselleştirmiş Türk milleti bu diyelim algı çabalarıyla bilincini değiştirmesine müsaade etmez. Şu başka bir şey. Tabii ki hiçbir şey yoktan var olmaz, vardan yok olmaz. Doğal olarak da Türkiye'nin bir örgütlenme birikimi, bir devlet birikimi var. 2000-3000 yıllara öncesine kadar dayanan, özellikle 11. yüzyıl itibariyle bunun çok daha olgunlaşmış bir örneğini dünya çapında biliyoruz. Bir devlet birikimi var. O yüzden o birikimin toplamı bizim kökümüzdür. O toplam kökten besleniriz. Yani Fatih Sultan Mehmet'ten de besleniriz. Nizamülmülk'ten de besleniriz. Diyelim çeşitli padişahların konumunu da oradaki olgulara bakarak o tarihsel süreç içerisinde değerlendiririz. Mesela neredeyse 17. yüzyıldan sonraki, pardon 18. yüzyıldan bittikten sonra 19. ve işte 20. yüzyılın 19. yüzyılın yarısından 20. yüzyıl Cumhuriyet kurulana kadar süreçleri padişahların toplamına baktığımızda gördüğümüz şey bunlar Tanzimatçı ve Batıcıdır. Bunun karşısında ise Türk devrimi Namık Kemaller'den işte İttihat Terakki'ye ve Atatürk devrimi sürecine kadar onlarla da bir mücadele içerisinde yürütmüşlerdir. Ama şunu da söyleyebilirsiniz yani tartışmaların içerisinde. Yanlış bir pozisyondalardı ama diyelim o padişahların ya da çeşitli sadrazamların, bazı paşaların konumları içerisinde, Tanzimatçı paşalar vesaire. Ha onlar da ya biz böyle kurtarırız Osmanlı'yı diye bakarak bunları uyguluyordu diyebilirsiniz. Bugün de var benzer yaklaşımlar. Ya bugün de Türkiye'nin içinde bulunduğu sorunları işte NATO'nun içinde kalarak çözeriz diyenler. Ama tarihin cevapladığı sorular üzerinden artık gitmemek lazım. Tarihin cevapladığı soru net. İngiliz işbirlikçisi ve işgale yol açan ve ona direnenlere karşı mücadele eden bir Vahdettin var. Ve onun karşısında emperyalistleri deviren, cumhuriyeti kuran, Kurtuluş Savaşı'na önderlik eden bir Mustafa Kemal Atatürk gerçeği var. O maçın sonucu belli artık, değişmez yani. Ya iş o noktaya geldi ki dizilerde mesela Abdülhamit diyelim bugünkü Türk toplumunda kadınlarına, erkeklerine falan sevdirmek ve beğendirmek için olmadığı misyonlar yükleyen, olmadığı ses tonları, olmadığı... Tarihi yeniden yazmaya çalışıyorlar. Tarihi yeniden yazıyor. Mesela kızının fotoğrafını gösterdiler şeyde TRT'de dizide. Başörtülü bugünkü türbe. Halbuki hiç onunla alakası olmayan bir kızı var. Vesaire. Dediğimiz gibi bunlar devam ediyor. Ama maçın sonucu belli. Tabii, maç tabii. Bitmiş yani. Maç oynanmış bitmiş. Özetinde yani ne kadar farklı bir şey olabilir. Gösteremezsiniz öyle bir şey. Devam edelim. Süremiz de kısaldı. Bir İmamoğlu gündemimiz var. Evet, o 5 dakika kalmış. Hızlı evet. Geçelim. Bir dinleyelim İmamoğlu ne söylüyor. Ondan sonra devam edelim. 140'miş mi? 40. Mam, hani çıktılar yine meydanlarda dedi. Hani süt dağıtacaksın, dağıtacaktın. Görmüyoruz süt dağıttığını. Dedim tabii göremezsiniz. Biz gizli dağıtıyoruz. Biz alan elin veren eli görmediği şekliyle sütü dağıtıyoruz. Sütün dağıtım reklamını yapmıyoruz biz. Yani biz bunun reklamını yapmadık, yapmayacağız. Çünkü reklamı yapılacak bir şey değildir yoksa. O anlamda yapılan bütün bu iş ve işlemler bugüne kadar hatırlayın. İşte yani zamanı geldi beyaz eşya dağıtılırken yapıldı. Zamanı geldi koliler dağıtılırken yapıldı. Hatta insanların yardıma hücumları televizyonlara yansıdı. Biz yaptığı paylaşımlar var. Onları da bir görelim. Evet, bugüne kadar dağıttığımız halk süt kutularını üst üste dizseydik Çamlıca Kulesi'nden yüksek bir süt kulemiz olurdu. Yapılmayan reklam. Aynı kişi. Biz reklam. Veren elin verdiğini alan el görmez. Alan elin verdiğini veren el görmez işte. O söz üzerinden diyor ki ben asla reklam böyle bir şey yapmam. Tabii ki bilmeyeceksiniz, görmeyeceksiniz. Biz onları gizli yapıyoruz dediği reklamı kendi hesabından hani şey de değil. Bir yere haber yaptırma falan evet. Dedi. Direkt kendisi. Kendi sosyal medya hesabından. Ya büyük konuşma var. Ya da hani belediye başkanısın, icraat yapmışsın. Tabii. Söylerim kardeşim yaparım de ama. Yine ne diyor? Evet. Bu şehrin çocuklarına verdiğimiz sözleri tek tek yerine getiriyoruz. Halk süt her gün on binlerce çocuğa ulaşıyor ve filonun gidişini
gösteriyor. Evet, bir belediye hizmeti olarak bunun yapılıp yapılmaması ile ilgili bir şey tartışmıyoruz ama yani niye gözümüzün içine baka baka yalan söylüyorsunuz? Bir de dil çürük dişe gider. Bir çıkıyor ağzından söz, üst üste söylüyor. Reklam yapmayız, reklam yapmadık, eli göstermeyiz biz verirken falan filan. Israrla söylüyor. Yani niye bu kadar bariz bir yalanı söylüyorsunuz? Yani yerel yönetimlerde, ha bu arada şunu da söyleyelim, parti fark etmeksizin, AK Parti'nin yönettiği belediyelerde de, CHP'nin yönettiği, diğer partilerin yönettiği, sistem partilerinin yönettiği belediyelerde de, yani neredeyse belediye bütçelerinin çok önemli bir oranı reklama harcanıyor. Yani halkın vergileri, o belediye başkanı resimlerini her yerde görüyorsunuz bir şehre gittiğinizde. Yani bu artık öyle bir tırnak içinde imaj çağı diyorlar ya, görüntü çağı, görsellik çağı. Yani her yerde gözümüze, burnumuza bunlar sokuluyor. Yani sadece İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde görmüyoruz bunu. Başka belediyelerde de yıllardır benzer örneklerini görüyoruz ve sürekli artıyor. Yani bir gün belki böyle bir program yapmak lazım. Belediye bütçelerindeki reklam oranı, reklama harcanan miktar, evet, yıllar boyunca acaba nasıl artmış diye. Yani siz yaptığınız hizmeti zaten yaptığınızda o hizmeti alan insanlar bunu görüyorlar, farkındalar ve alıyorlar. Yani niye yetmiyor bu size? Niye bunu böyle iyice reklam yapma ihtiyacı duyuyorsunuz? Ya şu olabilir. Hani bir hizmetin farkındalığını yaratmak açısından belediye tabii ki bazı yaptığı işlerin reklamını yapacak. Diyecek ki mesela şurada şu kütüphaneyi açtık. Bakın artık öğrenciler buraya gidebilirsiniz. Yap bunun reklamını. Ya da işte şurada şöyle bir diyelim müze açtık. Buraya girebilirsiniz. Hatta öğrencilere şöyle indirimli yapıyoruz. Bakın güzel hizmetimiz bugün, faydalanın bundan vesaire diye. Yahut mesela şunu söyleyin. Reklamını yapmadıkları şeyleri söyleyelim biz. Belediye açısından da bazı şey. Geçen gün bizim evin orada bir kazı yapıldı. Elektrikler kesildi. Yol kapalı, elektrik yok. Ama ne haber varan var, ne haber eden var. Benzer bir şeyi yakın zamanda Emre Kınay bir uçağı kaçırdığı için patlamıştı. Yani 2 saat boyunca evinin olduğu sokaktan 2 adım yol gidememiş havaalanına doğru. Yani bir haber verme yok. Yani reklamı bırakalım. Diyelim veremediğiniz bir hizmetle ilgili bakın biz böyle bir sıkıntı durumu olacak, tedbirinizi alın diye halka haber verme durumu bile yok. Ama reklam olunca ama bir de yapmadık diyor. Şimdi hani yalan kısmı da orası. Bir de şu yürüyen merdiven meselesi var. Yürümeyen merdivenler daha doğrusu metrolarda. Yani her gün Şişhane'den, biz burası İstiklal Caddesi, Şişhane'den buraya gelinceye kadar ortalama 5 tane yürüyen merdiven var. Kesin bir tanesi bozuk. Yani her kafamı virajı şey diye çeviriyorum. Ya inşallah çalışıyordur. Yani sürekli insanda bu psikoloji olur mu? Her gün illa bir bozuk yürüyen merdivenle karşılaşıyoruz. Evet, son bir konumuz daha var. Çok önemli olmasa gerek. Süremiz doldu galiba. Süremiz doldu, evet. Amerika'da uçak kazası sahneleyen YouTuber 6 ay hapis cezasına çarptırıldı diye. Yani çok... YouTuber izlenmek için uçak düşürüyor. Uçak kazası yapıyor. Ya uçak düşürüyor atarak. Deyince yanlış anlaşılmasın. Hani evet. Diyelim bir yolcu uçağını falan. Ben haber okuyunca yanlış anladım. Gitmiş yani uçak düşürmüş. Tek motorlu kendi uçağını bilinçli bir şekilde düşürüyor. Sonra da enkazlarını saklıyor. Evet. Çünkü sonuçta bir uçağın düşmesi, bilinçli olarak düşürülmesi de bir suç sonuçta. Ama buradaki önemli olan nokta artık bu dijitalleşme çağı diye tarif ettikleri şey öyle bir budalalaşma getirdi ki. Evet. Yani belki o uçağın değeri diyelim TL olarak bakarsak belki 1 milyon TL'den fazladır. Kesin fazladır yani. Ve onu parçalayabiliyor. Sırf bir onun görüntüsünü alıp hani şey de değil bir film yapılacaktır. Ki onlarda bile o maketlerle küçük falan yapılıyor. Büyük oranda dijitalde yapılıyor vesaire. Ama hani bu budalalaşma çağının bu YouTube vesaire gibi sosyal medya mecraları üzerinden bir örneği olması hasebiyle göstermek istedim. Evet, süremizin sonuna geldik. O zaman mumumuzu söndürelim. Bir sonraki programda görüşmek üzere. İyi akşamlar, hoşça kalın. Merhaba arkadaşlar, ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar da aşağıda mı yukarıda mı, aşağıda galiba değil mi? Oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.